Emlak Lobisi'nden herkese merhaba. Cityscape Gayrimenkul Fuarı'ndan hemen önce AO Central Park tekrar görücüye çıktı. Yanımızda yaşam mimarı Ali Ağoğlu var. Ali Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Titizlikle takip ettiğiniz bir sürecin sonrasında AO Central Park yeni ismi ve yeni imajıyla görücüye çıkıyor. Neler söylemek istiyorsunuz? Şunu söyleyeyim, gerçekten proje bizim için zaten çok özel bir projeydi ama maalesef bir kazaya uğradı. Bir dönem ara vermek durumunda kaldık. İki sene gibi bir durduk. Tabii kötü bir olaydı. Keşke yaşanmasaydı ama neticede yaşandı, geçti. Ve bir üst mahkemeden de, yüksek mahkemeden de ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı ve proje yeniden başladı. Bu geçen süre içinde bölge inanılmaz şekilde değerlendi. Hemen projemizin karşısında hipodrom var. Hipodromla E5 arasında İstanbul'un en büyük şehir parkı inşa edilmeye başlandı. Central Park büyüklüğünde bir park. Bunun yanında Marmara projesi hemen önümüze geldi. Ulaşım aksları hemen Marmara'nın hemen kuzeyinde yapılan lastikli arabaların geçen tünel hemen sahilde inşaat devam ediyor. Hemen önümüze geldi. Dolayısıyla bölge bu geçen süreçte inanılmaz bir şekilde değerlenmiş oldu. Biz de bu projenin adını bu gelişmelere dayanarak Central Park olarak değiştirdik ve bugün lansmanına başladık. Arsanın da sadece %5'lik alanını inşaata ayırdığınızı söylediniz ve ortalama olarak 6.800 dolar gibi bir fiyattan satışa çıkacak daireler. Peki prim olarak ne yapmasını bekliyoruz? Burada şey fiyat olarak 6.800 doları belirledik. Lansmana özel, yani yarın zaten biliyorsunuz İstanbul Cityscape Emlak Fuarı açılıyor. Bu Orta Doğu'nun en büyük emlak fuarıdır. Bu proje yarın zaten fuarla beraber bir satışına başlıyoruz. Fuara özel bir %15 özel indirimimiz var. Yani fiyat 5.750 dolar civarında bir satışa sunduk. Buradaki proje tamamlandığında beklentimiz 10.000 doların üzerinde metrekare fiyatı. Ülke olarak bazı zor süreçlerden geçiyoruz. Siz de dediniz ki pazar günü baktım her taraf bomboş ama ben ailemle İstiklal Caddesi'ne çıktım. Bu dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye için? Tabii bu terörü lanetliyorum. Bu sadece Türkiye'nin başına bela değil, dünyanın da başına bela. Ama maalesef biz de yaşadığımız coğrafya olarak bu şeyin ortasında kalıyoruz. Terörün yaymak istediği zaten insanlara korku salıp insanları bezdirmek, evine hapsetmek ve ortamı boşaltmalarını istiyor. Ben evim Boğaz Köprüsü'nü gören çok Ortaköy'de iyi bir konumda. Yani pazar günü ki trafiğin çok canlı ve insanların sokakta olduğu şeydir. Çünkü tatil, hava da çok güzeldi. Ama köprüye baktığımda araç trafiğinin inanılmaz yavaşladığını gördüm. Yani araç azalmış şeyde. İnsanlar evden çıkmaya korku hale gelmişlerdi. Ben tepki olarak aldım çoluk çocuğumu ve Taksim'e gezmeye gittim. Ben Taksim'e yaklaşık 15 senedir daha hiç gittiğim yoktu. Benim için de çok güzel bir gezi oldu. Olayın yaşandığı yere çocuğumla beraber gül bıraktık ve o gittim Beyoğlu'nda çok rahat yemeğimi yedim. Hanımın da doğum günüydü. Orada yemek ısmarlamış oldum. Peki bu ekonomik süreçte Ağoğlu'nun bundan sonraki planı ne olacak? Şunu söyleyeyim. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ben gelecekle ilgili en ufak bir şeyim yok. Türkiye'nin önüne tabii ki bazı engeller çıkarılıyor, çıkarılmaya çalışılıyor. Ama Türkiye bunları yenebilecek güçte bir ülke. Bunları atlatabilecek büyüklükte bir ekonomimiz var, bir gücümüz var. Biz de iş adamı olarak buna katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.